İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh. Feyz alabilmek için. Evliya-i kiramın en büyüklerindendir. Tesirli sözleriyle kulları etti tenvir. Buyurdu ki, bu yolda asıl maksat ve gaye, er geç vasıl olmaktır rızayı ilahiye. Kavuşturan en güçlü vasıta da sohbettir. Yani bir veli ile yakın münasebettir. Huzurunda edeple oturursa bir insan, o velinin feyzinden ona da olur ihsan. Lakin biçare insan, dünya lezzetlerinin bataklığında olup esiridir nefsinin. Haberi bile yoktur ruhun lezzetlerinden, kurtulması lazımdır o nefsinin şerrinden. Velakin olmadıkça bağlantı, münasebet, Allah'tan gelen feyze kavuşmak zordur elbet. Zira Cenab-ı Allah, Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bize gönderir nur ve feyiz. Sonra Habibullah'ın mübarek kalplerinden fışkıran nurları ve feyizleri alabilen ve aldığı nurları insanların kalbine saçabilen bir veli lazımdır elbet yine. Bir veliden feyz almak isteyen bir kişinin kalbine bağlanması lazımdır o mürşidin. Yani kendi kalbini o velinin kalbine bağlarsa o kavuşur onun feyizlerine. Kalpleri birbirine bağlayan o bağ tektir. O da o evliyaya muhabbettir, sevmektir. Sevginin alameti söz dinlemektir esas. İtaat etmiyorsa onu sevmiş olamaz. Kendi aklını atıp ona tabi olmaktır. İbadette, adette aynen ona uymaktır. Herhangi evliyayı düşünürse o şayet, onunla kurmuş olur bir bağ ve münasebet. Sevgi ve muhabbeti arttıkça o bu defa, her yerde onu görür, baksa da ne tarafa. Kalbinde sırf bu gaye ve maksat olmalıdır. Ona kavuşturucu vasıta bulmalıdır. Eğer teksif ederse himmetini tek yere, kavuşur o sayede feyz bereketlere. Çoğaldıkça kalbinin bağlandığı kimseler, matluba kavuşması kolay olmaz bu sefer. Öyle tutulmalı ki o bu ilahi aşka, hiçbir şey olmamalı kalbinde ondan başka. Mahlukat sevgisinden olur ki öyle halas, bin sene geçse bile bir şey hatırlayamaz. Ve hatta senelerce uğraşsa da o eğer, bir şey hatırlaması olmaz yine müyesser. İyilik ihsan eden herkesçe çok sevilir. Ve nimet sahipleri iyi, üstün bilinir. İnsanlara her türlü nimetleri bahşeden, zararlardan koruyup mal, can ve sıhhat veren, Allah-u Teala'yı sevmek ne çok lazımdır. Hatta bu, herkes için insanlık icabıdır.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan İbni Hafif rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, salih bir insana en zararlı olan şey nefsine kolaylık göstermesidir buyuruyor İbni Hafif rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, hayırlı cumalar hocam. Teşekkür ederiz. Bütün Müslümanlar ve bizler için dua ediyorum hocam. İlk şeyim bu inşallah. Allah Teala size de, sevdiklerinize de, bütün Müslümanlara da din ve dünya saadeti versin. Amin. Ahir zaman fitnelerinden onları da bizleri de muhafaza eylesin inşallah Teala. Amin inşallah hocam. Birinci sorum, bir arkadaşımın oğlu aslında çok bir şey böyle görükmüyordu ama birazcık böyle tedirginlik falan vardı. Bir hocaya göstermişler böyle. Belki bir cinlerle evlilik falan olmuş gibi bir şey demiş böyle. Okumuş falan, Allah'ın izniyle geçti demiş böyle. Böyle bir şeyler var mı hocam? Sadece merak ettiğim için bunu soruyorum. Hani tam böyle şey var mı diye. Peki efendim. İkinci sorumda benim adet şeyim düzensiz oluyor da, ben de Maliki mezhebini zaten yıllardır sizden duyduğum şeye göre onu taklit ediyorum diş dolgumdan dolayı. O yüzden 15 günü temiz olarak kabul ediyorum şimdi. 15 gün kirli gün olarak. Ama 15 gün temiz zamanımda bile şeyler olduğu için böyle bir şeyler. Ben sürekli abdestli durmak isteyen biriyim. Abdestime zararı yok diye okudum, sizden de duydum ama doğru. Gene de sormak istiyorum böyle. Doğru anlamışsın. Tamam hocam, çünkü ihlas falan okuyorum sürekli. Onlar abdesti okumak istediğim için hani gene de tedirgin oldum ama aslında yok. Yok, temizsin. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Peki, hayırlı günler hocam. Allah razı olsun. Hayırlı sizlerden günler. Ve ekibinizden. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz efendim. Ben Denizli'den arıyorum. Buyurun. Ben çalışıyorum. Çalıştığım için de çok yorgun olduğum zaman oturarak kılıyorum namazımı. Onu sormak istedim. Bir de mescidimizde Kur'an-ı Kerim okurken ben bazıları yatıyor, bazıları konuşuyor, bazı ama bir köşeye çekilip hani dikkat etmeye çalışıyorum ama bunun günahı nedir onu öğrenmek istiyorum bir de. Bir de ben şey Rabbimi çok seviyorum. Çok. Bazen diyorum hani çok güzel şeyler olunca Allah'ım çok iyi. Ya arkadaşlar Allah'ım çok iyi diyorum. Bazen hani böyle günah yapmadığım zaman Allah'ım ben seni hiç üzer miyim? Ben seni hiç keser miyim? Diyorum. Bazen Rabbimle sanki konuşuyor gibi oluyor. Hani buna günaha giriyor muyum ama kendimi çok iyi hissediyorum. Yok, devam et. Bir de hocamı dinliyorum. Çocukları indirttim internetten çalışırken. Mektubat-ı Rabbani indirttim. Bir de Menakıb-ı Kiyar-ı Yüzünü indirttim. Devamlı onları dinliyorum. Dinlemediğim zaman zaten nefes alamıyorum. Devam edin efendim. Gerekirse. Zaten dünya cihve gibi görünüyor insanın gözüne. Bir de şey, yani benim arkadaşlarım var. Namaz kılan arkadaşlarım beni sever de. Namaz kılmayanlar, yani sen çok azarlı konuşuyorsun, çok sert konuşuyorsun. Bazen celalli konuşuyorsun derler. Ben farkında olmadan hani onu hala yani konuştuğu zaman yanlış kelimeler konuştuğu zaman susturmaya çalışıyorum. Mesela beni gördüğü zaman zaten hemen susarlar bakarlar. Bazen diyorum ki ben kötü bir insan mıyım acaba ki insanlar benden çekiniyor, korkuyor. Yani böyle. Ama ben çok dikkat ediyorum. Her nefesimi boşuna geçmesin. İlla yani olmasın. Anlaşıldı. Merak etmeyin efendim. Nefislerin ağır geldikleri için öyle davranıyorlar. Tamam. Bir de şey hocam, bir de şunu sorayım, sizin zamanınızı almayayım. Ben önceden küçük gazetemizi de okuyordum. Kitaplarımızı da elimden geldiği kadar dağıtıyordum. Önceden zaten Kur'an-ı Kerim öğretiyordum. İşim batınca çalışmak zorunda kaldım evlatlarım okusun diye. Ya şimdi dağıtamıyorum. Yani yapamıyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Çünkü hadi şimdi çalışıyorum. 3-5 kuruş verebilirim. Kitap parası verebilirim. Ama ben bunu nasıl yapabilirim? Bana bu konuda yardımcı olursanız. Peki çok efendim. Oldu efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Hocam, cumanız mübarek olsun. Amin. Allah Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Rabbim iki cihan saadeti versin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cumalarını tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Radyonun başında bulunup da hasta olanlar varsa, dinlemekte olanlardan veya yakınlarından hastalar varsa Rabbimizden Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva nasip etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarında hayra tebdil olmasını yine Rabbimizden niyaz ederiz.
Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri ve neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Biyoenerji uzmanına tedavi amaçlı gitmek caiz midir? Eşimin kalça kemiğinin başında kemik ölmesi var. Öyle diyormuş doktorlar. Türkçesi buymuş. Bir yerde biyoenerji uzmanına giderek şifa bulanlar tavsiye etti. Kısaca insanı hem et bedeni hem de enerji bedeni varmış falan filan neyse gerisini. Bu uygun mu? Şimdi Mustafa Bey, Allah-u Teala kudretini sebepler altında gizlemiştir buyuruyor. Kudretini sebepler altında gizlemiştir. Tedavi için mesela saadet-i ebedi diye yazıyor. Doktora gitmek, bilinen o zahiri ilaçları kullanmak, bunlar bir sebeptir. Doktora gidersin, o ilacı kullanırsın. Şifa yaratmayı murad etmediyse şifa gelmez. Şifa için bildirilen ayet-i kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de. Ve Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam şifa için bildirdiği dualar var. Bunlar da sebeptir. Ayet-i kerime de sebeptir. Hadis-i şerifte bildirilen dualar da sebeptir. Bunların hepsi birer sebeptir. Ve Cenab-ı Hak birçok nebatatı, birçok şey için sebep kılmıştır. Vesile kılmıştır. Mesela Lokman Hakim ve Hekim. İki özelliği var o zatın. Rahmetullahi Teala aleyh. Ne demek o? Hakim ve Hekim. Hem hikmet ehlidir. Yani bütün ilimlerde mütehassıstır. Hem de hekimdir, doktordur. Mesela kitaplarda hani çok detaylı bilgi yok ama bir ifadeye rastlamıştım. Bir yerden geçerken Allah-u Teala yaratmış olduğu o nebatat ona seslenir. Ben baş ağrısı için, ben karın ağrısı için, ben göz için, ben kulak için Allah-u Teala beni şifa olarak yarattı. Yani bunlar bu şekilde böyle kullanmıştır. Ve insan da nazar sebebiyle gelenler var, nazar dualar var. Mesela Ayet-el Kürsi okunduğu zaman Ayet-el Kürsi'nin meydana getirmiş olduğu bir kalkan var. Manevi bir kalkan. Mesela iblis giremiyor. Evden çıkarken mutlaka okumalı. Haram lokma yendiği zaman meydana gelen bir enerji, bu enerji sebebiyle de yapılan duaların kendisine tesir etmeyeceği şekilde bir zulmet perdesi meydana getiriyor. Kalkanı meydana getiriyor. Yani kitaplar bunların hepsini yazmışlar. Dolayısıyla saadeti ebediyede de tecrübe edilmiş, denenmiş, netice alınmış şeyler kullanılabilir. Afaki olan, ya şöyle bir yapsam belki olur falan filan. Şimdi zaman zaman anlatıyorum ben de, hani şu anda hatırıma geldiği için söyleyeyim. Çocukken anlatırlardı. Şimdi küçük ineğin danası. Bu insanın yavrusu böyle yaramazlık yaptığı gibi, yaptığı şeyin neticesini görmediği gibi, hayvanların yavruları da öyle hoplar, zıplar, kafayı götürür bir tarafa sokar, sonra da bağırır. Kedinin yavrusu da öyle, aslanınki de öyle, koyunun keçininki de öyle. Yani Cenab-ı Hak öyle yaratmış, hepsi sevimli. Aslanınki de sevimli, kaplanınki de sevimli. Kedininki de, köpeğinki de, hepsi Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Şimdi anlatırlardı böyle. Dana böyle oynarken iki ağacın arasında şey yaparken falan bir yüksek bir yere mi tırmadı ne yaptıysa iki ağacın arasına kafayı sokmuş. Sonra da o altındaki yükseklik inince dananın kafası aşağı iniyor. Aşağı inince de çıkaramıyor. Millet toplanmış. Ne yapacağız bunu? Köylerde var ya öyle bilge kişiler diye falan çağırmışlar. Demişler çare ne şimdi? Adam bakmış dananın kellesini kesin demiş, değil mi? Kesin çözüm yani. Kesin çözüm. Yani şimdi böyle afaki şeyler ve uydurma şeyler uygun değildir buyuruyor. Ama üçkağıtçılar var mesela. Milleti bu şekilde tokatlıyor. Mesela biyoenerjidir. Ondan sonra ne bileyim mesela İmam-ı Rabbani Kutusu Eser Mektubat'ta anlatıyor, yazıyor. Enasır-ı Erba'a diye ifade ediyor mübarek zat. Mesela biz insanı hep topraktan biliyoruz. O zat öyle demiyor. Buyuruyor ki insanın bedeni toprak, su, hava, ateş bu dört maddene yaratılmıştır. Mesela İslam alimleri buna yoğunlaşmışlar ve bunları insanların yaratılışına göre mizaç diyorlar.
toprak maddesi ağırlıklıysa toprak maddesinin özellikleri gözükür ona, onda. Dolayısıyla daha önceki hekimler diyor ki sen şunları şunları yeme, şunları şunları ye. Senin mizacına bu uygundur. Ben çocukken hatırlarım. Mesela öyle nenem yaşındaki kadınlar annem yaşındaki bir kadını görür, onun çocuğunu görünce. Kız sen çocuğa şunu şunu mu yedirin? Sakın yedirtme. Bak gözlerine, bak yüzüne. Ya nasıl anlarlarsa bilmiyorum yani. Senelerce göre göre belki de şey yapmışlardır. Mizacına göre. Ateş mizacı var. Toprak mizacı, su mizacı, hava mizacı. Bunların şeyleri, gıdaları da farklı. Bunlar üzerinde de yoğunlaşmış mesela. Daha önceki, şimdi geleneksel tıp diyorlar ya. Ondan sonra mesela hacamat konusunda ihtisası olanlar var. Hadis-i şerifte bildiriliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cebrail Aleyhisselam günü ümmetini söyle hacamat yapsınlar. Mesela biz de zaman zaman naklediyoruz. Bir hadis-i şeriflerde buldu. Ayın, kameri ayın, hicri takvimin 17-19-21'i. Ki bu mesela kan basıncı yüksek olanlar için muhakkak bu günlerde tedbirli olmalı ve kan aldırmalı buyuruluyor. Çünkü orada Resulullah Efendimiz kan basıncı artarsa beyin kanaması olur, ölüme sebebiyet verebilir buyuruyorlar. Ama bunun dışında da Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir şey olduğu zaman hacamat olmuşlar. Hacamat olmuşlar. Sülük vardı daha önce aynı şekilde koca karı ilacı falan filan diye bu cumhuriyet döneminde böyle bağnaz kimseler, yobaz kimseler türetilmiş. Onlar böyle bunları reddetmişler. Halbuki hacamat da, sülük de, ondan sonra diğer yollar da hani yiyeceklerini tanzim etmek de, bitkisel olanlar da ve işte demin söylediğiniz biyoenerji yani vücutta toplanan bazı şeyler var. Maddi olanlar var. Mesela metal ağırlık diyor, kan bunu atamıyor. Hacamat mesela bunun atılmasına sebebiyet veriyor. Çok ağırsa mesela demir fazlalığı var deniyor. Bende de var öyle demir fazlalığı. Bu ağırlaştırıyor. İşte başa vuruyor, ayaklara vuruyor, dizlere vuruyor, belli şeylere vuruyor. Şimdi bu anatomi geniş bir ilim. Cumhuriyet dönemindeki kurulan okullarda bir tek şeyi iyi başarıyorlar. Niye o? Kibir. İlahiyatı bitiren ben diyor. Tıp fakültesini bitiren ben diyor. Hukuk bitiren ben diyor. Şimdi ilahiyatı bitiren ben kendim ilahiyat mezunu olduğum için rahatlayınca ilahiyatı bitiriyor ama dini bilmiyor. Ve bazen hepsi böyle mi? Hayır. Tıbbı bitiriyor. Doktorlardan da mesela anatomiden haberi yok. Yani yediği yiyecek iç organlardan herhangi birisine ne yaptı? Mesela bazen diyorlar kendinden aynı şekilde sağlık koleji mezunu olduğun için bilirsin. Sana diyor bir şey alerji yapıyor. O ne? İşte uzun testler gerekiyor falan. Doğru. Uzun testler gerekiyor anladım da. Yani onu tespit etmediği müddetçe o hal oradan gitmez. O hal gitmez. Ben sana bir ilaç cihazı vereyim. Ya bu neye benziyor? Şu bizim yanımızda bataklık var. Sivrisinekler daha böyle bu holding binasına tekerleğe yükleniyorlar falan. İlaç getir fıs 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 fıs. Bir türlü bitmiyor. Ya tükenmiyor bunlar. Tükenmez tabii. Bataklık duruyor. Önce bataklığı kurutmak gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten tecrübe edilmiş, denenmiş veya şey yapılmışsa biyoenerjisi de, diğerleri de, diğer yollar da kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ama hani kaba bir misal verdi ki kesin dananın kellesini der gibi böyle afaki bir şekilde söyleyecek olursa o uygun değil. Efendim şifa olur mu? Bak bir dakika orada. Şifayı kim yaratıyor? Orada bir kere bir hani destur derler ya. Destur yani. Orada bir dur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaranın üzerine toprak sürerdi. Bazen. Ya bir çocukken de aynı şekilde dağda bayırda falan düşeriz. Nerede bulacaksın aynı şekilde tendir diyordu bilmem neydi falan filan oksijen suyu. Temiz toprağa pırırt sür verirlerdi. Akşama kadar bir şey kalmazdı. Temiz toprak. Hatta bazen mesela çul yakarlar. Kanı durdurmak için onu basarlar. Ve böyle ateşte kızartıp kızaran demiri o yaranın üzerine basıp kanı durdurdukları da çare olarak aynı şekilde şey yapılmıştır. Bütün bunlar yani insan vücuduna meydana gelen yaradır, hastalıktır ve benzeri şeyler için şifa yollarıdır. Allah-u Teala yarattığı sebeplerdir. Hangisinde şifa yaratır ben bilemem. Mesela siz dediniz ki efendim işte oraya girip de şifa bulan vardır. Doğru. Ona kalacak olsan mesela Doktor Mustafa Toköz'e gelip de şifa bulan 10 hasta var. 10 tanesi de diyor ki biz şifa bulmadık diyor. Bak bugün de doktor yaptım seni. Olur. Bir itirazın yok yani. Tekretin önünde toplanırlarsa sen doktorluğu doğru. Şimdi diyor ki doktorluğunda bir iş yok. Onda bir iş yok. 10 tanesi öyle diyor. Ha 10 tanesi öyle diyor. Ya öyle değil. Öbürü ise diyor ki şifa onay.
İkisi de yanlış. Şifa Mustafa Toköz'den değil, Şifa Osmanlı'dan değil. Mesela öbür tarafı söyleyeyim. Biz diyor işte sizi dinledik diyor. Osmanlı bir sebebi vasıtasıyla diyor ben namaza başladım. Osmanlı vasıtasıyla namaza başlanmaz ya. Olmaz o. Bu TGRT FM de, TGRT televizyonu da, Türkiye gazetesi de, Hakikat Kitabı'nın kitapları da, bunların hepsi Enver abiler de, on sana hocamız Hüseyin Hilmi Efendi de, onun hocası Seyit Abdülhakim Arvasi Hazretleri de, Allahü Teala'nın cennete giden yolu gösteren sebepleridir, vasıtalarıdır. Bunları görüp sevip cennet yoluna gidenler de var. Bunları görüp bunlara düşman olup cehennem yolunu tercih edenler de var. Değil mi? Bunlar vasıta. Bunlar vasıta. Çünkü Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde vasıta. Bütün peygamberler öyle. Efendim Habibullah, amenna. Yarattıklarının en zirvesinde. Ama mahluk buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Yaratılmış. Yaratan Allah-u Teala. Hidayeti vermek gibi bir görevi yok. Yok. İşte amcası için, Ebu Talib için çok dua etti. En sonunda Allah-u Teala buyurdu ki o senin işin değil. O benim dedi. Ama diğer taraftan Bilal Habeşi Hazretleri'ne hidayet nasip etti. Eshab-ı kiram yaptı onu. Onun için de o da elini kaldırdı, oynadı. Onun için mesela Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri İstanbul'a teşrif ettiği zaman İstanbul halkı rızkı maaştan şifayı da doktordan biliyorlar. Ne var canım bundan? Ne var değil, çok kötü bu. Şifayı veren doktor değil Allah-u Teala. Rızkı veren de Allah-u Teala, maaş değil. Bunu yerine yerine oturtturmak lazım. Yani niye ısrarla bir saadet-i ebediye kitabı? Bir okuyacağım bir daha, bir daha, bir daha. Bunlar yerine yerine oturması lazım. Ha doktora gittim şifa vermedi. Ha bundan değil o zaman. Öbürsüne gideceğim. Ha bundan şifa verdi. Bitti. Şifayı bundan verdi. Demek ki ondan değilmiş. Onun için mesela bazen biz böyle diyor ki işte böyle bir psikolojik rahatsızlığım var. Doktor değiştir diyoruz. Laf olsun diye söylemiyoruz ki yani sebep değiştir. Tamam o sebepten gelmeyecek sana. Başka bir sebebe git. Başka bir vasıtaya yapış. Ama o yapıştığın sebebe açıkça söyleyeyim. Halık yani yaratan gözüyle bakma küfür olur. Küfür olur. Hidayeti veren de Cenab-ı Hak. Şifayı veren de Cenab-ı Hak. Alan da o. Alan da o. Vermeyen de o. Bunu iyi bilmeli. Bunu iyi bilmeli. Bunu yerli yerine oturtmalı. Eğer biz bu anlayış ve bu şekilde imana yaklaşırsak, bunu hissedersek, on sana mesela bazen isabetli olur o zaman Mustafa Bey. Allah-u Teala seni tam şifa yaratacağı doktorun üzerine gönderir. Veya şifaya sebep olacak olan o otu, hani geleneksel tıp diyor, o bitkileri yönlendirir. Gider şey yaparsan, elhamdülillah Rabbim bunlardan şifa ihsan etti. Resulullah Efendimiz mübarek tükrüğünü sürerdi, şifa yaratırdı Cenab-ı Hak. Tükrükten de yaratırdı. Toprak sürülür, ondan da yaratılırdı. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani bir harpte gözü çıkanın eliyle, mübarek eliyle gözünü koyuyor, elini sürüyor. Göz pırıl pırıl görmeye başlıyor. Yara bere şey de yok. Estetik ameliyata bile gerek yok. Kim yarattı? Habibinin eliyle yarattı onu. Tamam sebep oydu. Ama yaratan Cenab-ı Hak bunu unutmamalı. Bizim rızkımızı da, sıhhatimizi de, her şeyimizi ihsan eden Allah-u Teala'dır. İşte Vehhabilerin anlamadığı bir şey var. Şimdiki insanlar da altyapısı göçük olduğu için onlara itibar ediyorlar. Efendim işte sebep. Ahmak herif. Peygamber Efendimiz de vesiledir. Onun alimleri de aynı şekilde vesiledir. Sebeptir. Biz sadece sebebe yapışıyoruz. Cenab-ı Hak her şeyi sebepler altında gidiyor. Sen toprağı ekiyorsun. Şimdi doktordan vazgeçtik. Çiftçi olalım. Çiftçi olalım. Tamam hocam. Toprağı ektin. Aa maşallah benim toprak var ya. Ne ekersem ver. Bir dakika. Yanlış o. Toprağın kaliteli olabilir. Mesela siyah toprak kaliteli diye anlatırlardı. Ondan sonra kırmızı toprak, beyaz toprakta iş yok. Hatta nenem rahmetli derdi. Bizim evden köyde bakınca böyle derelerde beyaz. Böyle şeyi de deri sassastı. Hay oğlum derdi. Benim dediği bir herhalde toprağımı şu dedi beyaz yerlerden toplar. Öyle derdi. Rahmetli kadıncağız. Yani ona eksen de bitmez. Şey verimli değil. Verimli değil tamam. Kaliteli bir toprak. Kaliteli bir toprak ama Cenab-ı Hak yağmur göndermezse o toprağı aynı şekilde bunları bitir. Neşvi nemabil. İçindeki mineralleri buna yükle. Talimatını vermezse. Bir böceği musallat eder. Bitir. Ve bitirir. Senin ve toprağın bitirir. Ne kadar kaliteli olsun. Dolayısıyla toprak da vesiledir. Bulutlar da vesiledir. Hatırlar mısın?
Sen İstanbul'daydın o zaman. Biz bomba atıyorduk İstanbul'dan bulutlara. Tabii. Yağmur yağsın diye. Yağmur yağsın diye. Çeşmelerden de su yerine ıslık sesi duyuyorduk. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Gayet iyi hatırlıyorum. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ebedi saadete mani olan engeller. Dünya hayatı çok kısa, ahiret azapları ise sonsuzdur. Dünya lezzetlerinin zararları faydalarından daha çoktur. Elde kalmaz, çabuk giderler. Bunlara kavuşmaksa çok güçtür. Faydası hiç olmayanlara lab, yani oyun ve lev, yani eğlence denir. İnsanı ölmekten, bir uzvunu yok olmaktan, şiddetli ağrıdan kurtaracak şeye zaruret denir. Ruhi ve bedeni rahatlığı için sadaka vermek, hayrat ve hasenat yapmak, zekat, hac, kurban, ödünç vermek için lazım olan şeylere ihtiyaç denir. İhtiyaçtan fazla olup tatlı gelen, hoşa giden şeylere zinet denir. İhtiyaçtan fazla olan malı tekebbür, gösteriş için kullanmak zinet olmaz, haram olur. Zaruret miktarında kazanmak için çalışmak farzdır. İhtiyaç miktarında kazanmak sünnettir. Zinet olan şeyleri kazanmak mübahtır. İhtiyaç ve zinet eşyasını İslamiyet'e uygun olarak kazanmak ibadet olur. Bunları kazanmak için İslamiyet'in dışına çıkmak haram olur. Böyle ele geçirilenler dünyalık olur. Hadis-i şerifte, dünyalık olan şeyler mel'undur. Allah için olan şeyler, Allahü Teala'nın razı olduğu şeyler mel'un değildir, buyuruldu. İbn-i Abidin'de buyuruluyor ki, lub, laib, lev ve abes hepsi oyunla vakit geçirmektir. Bunlar devamlı yapılırsa veya farzları yapmaya mani olurlarsa ve kumarla yapılırsa söz birliğiyle haram olurlar. Hadis-i şerifte her türlü lev haramdır. Yalnız zevceyle oynamak, at ve silahla talim, yarış yapmak caizdir buyuruldu. İmam Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyor ki, Hak Teala hiç sevmediği bu alçak dünyanın iç yüzünü, onun aşağı olan süslerinin yaldızlarının çirkinliğini gönül gözünüze göstersin. Ahiretin güzelliğini, tatlılığını, cennetlerinin, nehirlerinin tazeliğini ve hepsinden daha tatlı olan Allahü Teala'nın cemalini görmeyi gönlünüze yerleştirsin. Böylece bu çabuk biten çirkinden iğrenesiniz. Allahü Teala'nın razı olduğu sonsuz alemi özleyesiniz. Dünyayı sevmek günahların başıdır hadisi şerifi, şaşmaz bir formüldür. Hak Teala dünyanın 5 şey olduğunu bildirdi. Hadid suresinin 21. ayetinde mealen, dünya hayatı elbette lab yani oyun ve lev yani eğlence ve zinet yani süslenmek ve tefahur yani övünmek ve malı parayı evladı çoğaltmaktır buyuruldu. İslamiyet'in salih ameller diyerek övdüğü şeyler yapılınca dünyanın büyük parçası olan lev ve lab için zaman kalmaz. Erkekler ipek elbise giymez ve altını ve gümüşü kullanmazsa dünyanın üçüncü parçası olan ziynet de azalır. Allahü Teala üstünlüğün ve kıymetin vera ve takva ile olduğunu, malla olmadığını bildirmiştir diyen kimse hiç övünmez. Evladın ve malın, mülkün artması Allahü Teala'yı zikretmeyi azaltacağını ve onu unutturacağını bilen bunları çoğaltmak için uğraşmaz. Sözün kısası Haşr suresinin 7. ayetinin Resulullah'ın emirlerini yapınız ve yasaklarından kaçınınız mealine uyarak yaşamalıdır. İnsanın şerefi ve kıymeti dünyalıkla ölçülseydi, dünyalığı çok olanların herkesten daha kıymetli ve daha üstün olması lazım gelirdi. Birkaç günlük zamanı büyük nimet bilerek Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. Allahü Teala'nın kullarına ihsan, iyilik etmelidir. Kıyamette azaplardan kurtulmak için iki büyük temel vardır. Birincisi Allahü Teala'nın emirlerine kıymet vermek, saygı göstermektir.
İkincisi, Allahü Teala'nın kullarına, yarattıklarına şefkat, iyilik etmektir. Müminun suresinin 115. ayetinde mealen, sizi abes olarak, oyuncak olarak mı yarattım sanıyorsunuz, bize dönmeyecek misiniz diyorsunuz buyuruldu. Elinizden bir şey kaçmış değildir. Tövbe edilerek Allahü Teala'ya yalvarma zamanıdır. Netice olarak nefsin hoşuna giden faydasız şeylere lehv ve lahv denir ki boş yere vakit geçirmektir. Ömrü ebedi saadete mani olan lehv ve lahv ile, yani oyun ve eğlenceyle ziyan etmemelidir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz arkadaşımın oğlu dedi, işte böyle bazı sıkıntılar vardı, işte birisini götürmüşler falan, bu demiş cinli evli, ben hallettim demiş, aslanım be ne hallediyor böyle. Efendim hani... Boşamış demek. Boşamış demek. Boşamış. Şimdi cinle irtibatlı olanlar var. Cinler insanlardan aşağı varlıklardır. Hani bazen bir yayıldıydı. Efendim cin dememeli. Niye cin deyince geliverirmiş orada. Üç harfli demeliymiş falan. Ya ahmaklık ya. Yok öyle bir şey. Cin deyince gelecek bir halleri de yok. Evet, ateşten yaratıldıkları için hızlı varlıklardır ama insanlardan aşağı varlıklardır. Hatta Saadet-i Ebedi de buyuruyor ki kadınların hayız ve nifas zamanları, kadın ve erkeklerin psikolojik sıkıntılı zamanları, zayıf zamanlarıdır. Böyle zayıf zamanlarında insanlara musallat olup yani onunla, o insanla dalga geçmek, eğlenmek hoşlarına gider. Kendi hem cinslerine, diğer cinlere, bugün bir insanı işte böyle parmağımda oynattım, şöyle şöyle yaptım falan diye övmek vesilesi. Kibirli varlıklardır. Peki, her psikolojisi bozuk olana değil de nadirattan olur. Nadirattan olur. Her zaman da aynı şekilde olma durumları, evet, söz konusu değil. Peki efendim, cinle insanın evlenmesi, efendim var. Belkıs mesela cinle insanın evlenmesi neticesinde dünyaya gelmiştir diye bildiriliyor. Ama Hanefi mezhebinde caiz değil. Şafii mezhebinde caizdir. Peki efendim cin varsa, Saadet-i Ebedi'de cin bahsi var. Orada cinden korunmak için ne yapmak lazım olduğu bildiriliyor. Hatta Muhammed Masum Hazretleri de 100 defa mı 200 defa mı bir evde La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okunursa o eve tadanan cin bile defolur gider buyuruyor. Bu hatta bir, siz bir keresinde bir şey söylemiştiniz. Bir evde namaz kılınıyorsa oraya giremez. Girmezler. Bu bir. İkincisi bir de zaten besmele ile şey yapıyorsun. Namazda yapıyorsun. Bir çoğunu okuyorsun. Şey söyleyiver. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam yazdırdığı cin mektubu var. Ebu Dücenne radıyallahu anh hazretlerine yazdırdığı mektup var. Bu mesele şeyde dinimislam.com sitesinde de girilirse oradan şeyin de çıktısını da alabilirler. Evde bulundurmak, yanında taşımak, onlara karşı bir kalkan vazifesi görür. Bu ayet-i hızla aynı şey değil değil mi? Yok, ayet-i hızla ayrı. Hatta daha önce işte dinimiz şeyde bizim sayfa servisi o zaman şey yapılmıştı. İşte Enver abilere falan arz edilmişti. Pellur kağıda, ince kağıda bastırılıp o böyle dürülmesi kolay olsun da ayet-i hız, cin mektubu. Bir de ayet-i hıfz var. Ayet-i hırz var, ayet-i hıfz var. İkisi de birleştirildi, oraya basılmıştı. Dağıtılıyordu. İsteyen aynı şekilde ona ulaşıyor. Şu benim boynumdaki öyle bir şey. Öyle muska şekline getirilip ben de taşıyorum üzerimde onu. Cin mektubu da var onun içerisinde. Efendim dinleyicimiz benim dedi adetim düzensiz dedi. Daha önce de sormuştum dedi. 15'ini temizim, 15'ini şey kabul ediyorum dedi. Devamlı geliyorsa bu ama öyle. Hayız kabul ediyorum dedi. Bu temiz kabul ettiğim zamanlarda lekeler görülüyor. Ve dedi anladığım kadarıyla ben dedi onu temiz kabul ediyorum, abdest almıyorum. Yani abdesti, hani Maliki mezhebinde abdesti bile bozmaz o gelen akıntı. Ve dedi mesela İhlas-ı Şerif okuyorum. Yani gusül zaten gerekmez. Bu Hanefi mezhebinde de öyle. Dört mezhepte de temizlik müddeti içerisinde gelene fasit temizlik tabirini kullanmış kitaplar. Dolayısıyla yani temizdir. Evet, lekeli temizdir ama temizdir. Gusül gerekmez. Gusül gerekmez. Hanefi mezhebindeki namaz kılmak için abdest alır. Maliki ve Şafii mezhebinde abdesti bozmuyor. Abdesti bozmuyor. Kan bozmuyor daha doğrusu. O zaman problem olmaz ama tabii çamaşırındaki leke. İşte Maliki mezhebinin o avantajı var. Necaset de namaza mani değil. Ama Şafii mezhebindeki onu değiştirmesi gerekiyor. Hanefi'de de belli bir
oranı mı var onun? Avuç ayası kadar yayılırsa, onun da değiştirmesi lazım. Onu da değiştirmesi gerekiyor. Yani herhangi bir yer kanamış gibi oluyor. Evet evet, aynen öyle oluyor. Aynen öyle oluyor. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin suallerine. Çalışıyorum dedi, yoruluyorum, yorulduğum için dedi, oturarak namaz kılıyorum. Zaten efendim saat devediyede buyuruyor ki, mesela bir kimse, hani bazılar diyor, zıbır gibi dışarıda yürüyor falan. Doğrudur, dışarıda yürüyordur da, yani sabit kaldığı zaman ayakta duramıyordur, sallanıyordur, düşecek. Veya eğilip kalkamıyor. Veya da eğilip kalkamıyordur. Şimdi ayakta namaz kılmak, tamam, dinimiz saatler için, ondan sonra yorgun, hasta, kötürüm. Yani durumlarına göre dinimizin emirleri var. Herkes orada kendi bedenini kendisi bilir. Bir başkası bilemez. Mesela bize soruluyor, efendim diyor, ayakta duramayacağım. Oturarak kılarsın. Tamam. Peki oturarak kılınca dizüstü oturamıyor. Bağdaş kurarsın. Onu da yapamıyorum. O zaman ayaklarını kıble istikametine uzat. Öyle kıl. Efendim mescitte dedi, yatan oluyor, oturan oluyor falan dedi. Yani böyle durumlarda bizim namaz kılmamız, kılarız. Şeyde, havaalanlarında da görüyorum. Hele şimdi İstanbul Havaalanı beğenilen bir havaalanı olduğu için bayağı mescit yapmışlar. Yaptıranlardan Allah'a tanrı razı olsun. Bayağı mescit var. Her katında, her şeyinde mescit bulabiliyorsun. Mesela uçaktan kalkacağı yere kadar orada helasını da mescidinde yapmışlar falan. Şimdi o Afrika'dan benzeri yerlerden gene bakıyorum. Mescidi bulunca gidiyor. Kıble istikametinin ayağını da uzatıyor. Yatıyor hemen. Ya Müslüman mı değil mi belli değil. Belli değil. Hani mescide geldiğine göre Müslüman diyorsun. O zaman da diyorsun ki bunun altyapısı gitmiş. Yani din olarak hiçbir şey kalmamış. Sadece ben Müslümanım diyor. Mescide geliyor girmesine ama kıbleye ayak uzatıyor. Ha şimdi tek kaynak Kur'an diyenler. Efendim Kur'an'da nerede var? Tabii Kur'an'da yok. Dinsizliğe giden bir yoldur. Mezhepsizlik ve tek kaynak Kur'an demek insanı dinsizliğe götürür. Nitekim deistler çoğaldı ya. Dinleyicimizin diğer bir şeyi, ben dedi yani bazen dedi şey yapıyorum işte, ben Rabbimi seviyorum, ya Rabbi ne güzel yaratmış, ne güzel yapmışsın. Böyle konuşuyorum dedi. Konuş canım. Onu mahsur yok ki. Hepimizin hoşuna gidiyor falan. Ne güzel bir Rabbimiz var. Bazen mesela zaten o tefekkürdür. Mesela ben de balkona çıkıyorum bazen, hava böyle bulutlandığı zaman, yağmur yağarken, rüzgar eserken bakıyorum. Ya Rabbi diyorum, ne güzel yaratmışsın. O bulutların hareketine bakıyorum. Rüzgarın şiddetine bakıyorum. Onun kudreti orada tezahür ediyor. Denize bakıyorsun. Denize bakıyorum. Su kütlesi. Yağmur damlalarına bakıyorum. Kar yağarsa kar tanelerine bakıyorum. Ya Rabbi ne güzel yaratmışsın sen bunları. Bu tefekkürdür. Hani saadeti ebediyede geçiyor. Annesi de saliha bir hanımmış, evliya bir hanım. Bir gün böyle diyor ki, anne diyor, içim sıkıldı. Evladım diyor, bir hata günah işlemişindir. Anne diyor, ya ne büyük zatlar varmış ya. Baktım diyor, bugün de hiç günah işlemedim ben. Yani Allah'a da yasak ettiği bir fiili yapmadım, söylemedim. Bizim. Ondan sonra annesi diyor ki, evladım diyor, sen bir ara dışarı çıkmıştın diyor. Evet diyor, anne çıktım. Peki diyor, ağaca, ota, toprağa, taşa, havaya bakmadım, baktım diyor. Peki Cenab-ı Hakk'ın kudretini düşünmedin mi? Ben tefekkürü terk etmişim diyor. Hemen başlıyor tövbe etmeye. Tefekkür. Dolayısıyla onun mahsuru yok. Bir de kitapları da dinliyorum. Yani iş yaparken falan dinlesin. Onun herhangi bir mahsuru yok. Namaz kılmayanlar beni sevmiyor dedi. Ve onlara bir şey söylediğim zaman beni görünce ayınçaklık gibi susuyorlar falan. Nefislerine ağır geldiği için. Efendim kalp kırmadı müddetçe nefis kırmak serbest. Efendim kitap dağıtıyordum dedi. Şimdi şey yapmadım. Allah'a falan onu da isyan eder. Merak etme. Rabbimiz büyüktür. Biz ondan isteriz. O sebepler yaratır. Onların hepsi olur. Allah Teala hayırlı eylesin. Sıhhat afiyet versin inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.